Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, sahur bereketi programıyla tekrar karşınızdayız. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyoruz hepinize. Bugün inşallah davet konusunu işleyeceğiz. Kıymetli konuğum Mehmet Göktaş hocam ile beraber. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hocam, davet konusu mühim bir konu. Özellikle İslam'da Allah Resulü'nden bugüne kadar davetin mühim bir mesele olduğu ve bunun üzerine defaatle yazıların olduğu, kitapların olduğunu biliyoruz. Özellikle bu konuda sizin de kitabınızın olduğunu biliyoruz hocam. İslam'da davet nedir, davetin önemi nedir deyip başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Davet her zaman önemlidir ama zamanımızda daha da öne çıkan bir konudur. Yani Müslüman, her Müslüman dininin davetçisidir aslında. Davetçi olmayan bir Müslüman yok. Ben davetçi değilim diyemez kimse. Herkes bir anlamda davetçidir. Yani mutlaka davetçidir. Hele hele bir de hükmün olmadığı, yani Allah'ın kanunlarıyla falan hükmetme konumunda olmadığımız, kadı olmadığımız, hakim olmadığımız bir yerde davetçi olmak çok çok daha önemlidir, elzemdir. Onun için bu davet konusunda sizin de söylediğiniz gibi yani o kadar çok kitap yazılmıştır, o kadar çok konuşulmuştur. Bizim bunlara ilave edecek şey zaten tekrar edeceğiz. Herkesçe bilinen bazı konuları tekrar edeceğiz. Ama Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ. Yani insanları Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? Yani sözlerin en güzeli insanları Allah'a davettir. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Ve bir de salih amel işleyen. Demek ki davetçinin bir salih amel işlemesi de ve bir de ben Müslümanlardanım diye kimlik ibrazında bulunması. Allah-u Teala güzel bir tip, beğendiği bir portre koyuyor ortaya işte. Ben böyle, Allah katında bundan daha güzel bir insan yoktur buyuruyor. Ve davetin bir kolay yönü var. Nedir? Gücü yettiği nispette insan davetçi olur. Gücünün yettiği, yani davetçi de geçeceği her ne kadar bazen ciddi şartlar aransa da efendim sende bu şart yok, onun için sen kimseyi namaza çağıramazsın falan, öyle bir şey olamaz. Yani biri yani emri bil marufta bulunma, nehyi anil münkerde bulunma, özellikle davette bulunma, yani elbette gönül ister ki yani çaplı çaplı insanlar olalım. Yani karşımızdakini tatmin edelim. Yani İslam'a çağırdığımız zaman yani gerçekten mükemmelce çağıralım. Ama yani şeriatta bir kural vardır. Mecellede bir kural vardır. Nedir? Bir şey tamamen elde edilemezse tamamen de terk edilmez. Onun için hepimiz davetçiyiz. Herkes davetçidir. Ben Müslümanım diyen herkes aynı zamanda bir davetçidir. Ve davetin sevabı şöyle izah edelim. Elbette insanları Allah'a çağırmaktan daha güzel bir yani meslek olamaz da davet bizi sadece sevabıyla değil neticesi itibariyle de yani kıyamet günü kurtarır ha. Nasıl kurtarır? Yani diyelim ki biz bazen eksik şeyler yapsak da amellerimizde şunda bunda bir takım eksiklikler olsa da ama eğer davette bulunmuşsak ve birileri hele bizim davetimize icabet etmişse, bizim davetimizden dolayı Allah'ın dinine girmişse ve bizim davetimizden dolayı güzel güzel bir şeyler yapmaya başlamışsa, şöyle bir fotoğraf gözümün önüne getiriyorum ki bu fotoğrafı da hadis-i şerifler falan çiziyor aslında. Yani bu sadece kafadan kendi hayalimiz değil. Yani kıyamet günü Allah-u Teala'nın huzuruna vardığımızda eğer diyelim ki biz bir takım kötü amellerimizden dolayı kötülerin içinde bulunsak, yani Allah korusun belki cehennemlik grubun içerisinde gözüksek bile, belki birisi çıkıp diyecek ki, ya Rabbi
bu nasıl olur? Bu adamdan dolayı ben senin dinine girdim. Diyelim ki biri de cennetlik ve o cennetin kişinin cennetine de biz vesile olmuş isek, biz çağırmışsak, ya Rabbi nasıl olur? Belki ona da denilecek ki tamam bu yani seni İslam'a davet etti ama kendi öyle değildi falan. Bir takım kötülükleri vardı sizin bilmediğiniz falan dese bile yani o insanlar yani şeyde bulunacak belki ya Rabbi olmaz öyle olmasın biz yani o oraya girmesin diye. Belki yalvaracaklar o anlamda da kurtulacağız. Demek istediğim neresinden bakarsak kar yani davetten daha karlı kazançlı bir amel, bir iş yok yani. Sadece yani karşılığı değil. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani en şerefli görevi Hazreti Ali'ye veriyor. Eline Zülfikar'ı veriyor, kılıcını veriyor ve Hayber'in kalesine sürüyor. Ama diyor ki, ey Ali diyor, önce onları İslam'a davet et diyor. Vallahi yani senin davetinle bir kişinin İslam'a gelmesi, o Hayber civarından alacağın bilmem ne kadar kızıl tüylü develerden senin için daha hayırlıdır buyuruyor. Düşünebiliyor musunuz? Güzel bir olay, çok güzel bir olay. Ama tabii burada davetin bir takım şartları var, ilmi şartları var, İslam'ı bilmek falan yani güzel olur. Ama ondan da önemlisi, belki siz bunları sıralayacaksınız ama soru olarak ben aklımdan gitmeden şeyi söyleyeyim. Önce ciddi bir niyet lazım. Yani niyet nedir biliyor musunuz? Yani karşındaki insanın cennete girmesini, o kötülükten kurtulmasını, o batıl yoldan kurtulmasını isteyen bir arzu olması lazım. Yani bu yoksa eğer, yani bir çırpınacaksın. Yani aynen bataklıkta boğulmakta olan, bataklığa böyle gitmekte olan bir insanı kurtarmak için içinde ne kadar yani istek varsa, bir insanın da İslam'a gelmesi için önce kendimizi yoklayacağız. Yani böyle bir arzu var mı bizde? Böyle bir istek var mı? Eğer böyle bir istek varsa, yani davet esnasında ufak tefek hatalar da yapsak, karşımızdaki insan eğer bunu hissederse bizim iyi niyetimizi, Allah'ın izniyle bizim ağzımızdan çıkacak sürçü lisanı falan da şey yapar, görmez, bağışlar. Bunun niyeti benim iyiliğimi istemek. Ben biliyorum, evet şu anda biraz yanlış konuştu, eksik konuştu ama bu adam benim iyiliğim için çırpınıyor dedirtebilirsek işimiz kolaylaşır. Onun için tabii biz öyle bir yerde duracağız ki biraz böyle hayali bir portre çiziyor gibi değil de yani biz bir defa İslam'la mutlu olacağız. Yani muhterem izleyenlerim buna çok dikkat edin. Yani bizim gözlerimizin içi gülecek önce. İslam'la biz mutlu olacağız ki o mutluluğa çağıracağız, çağırabileceğiz. Eğer İslam bizi mutlu etmemişse Müslüman olduğumuz halde bir takım problemlerin içerisinde yani çırpınıyorsak, gözümüzde ışık yoksa, gönlümüzde ışık yoksa kimi nereye çağıracağız ki? Onun için biz önce İslam'la mutlu olacağız. İslam bizi mutlu etmiş olacak ki yani gerçekten şöyle baktığında yani bu adam mutlu, bu adam hak yolda, bu adam doğru yolda. Yani dedirtebileceğiz. Yani bu sadece amellerimizi falan ölçerek değil, en azından yani diyorum ya bu belki gözdeki ışık ya hocam şeriatta, İslam'da böyle bir şey mi var falan, şart falan, belki davet kitaplarında böyle şey bulamayız da zaten benim konuştuklarım da yani evet Kur'an-ı Kerim'den şuradan buradan yani elbette yararlanıyoruz ama hayattan da yararlanıyoruz, tecrübe. Yani artık 60 küsur yaşında birisi olarak bunların bir kısmını gördük. Yani bir arkadaş sen beni nereye çağırıyorsun? Sen kendi mutlu değilsin. Sen eşinle mutlu değilsin. Sen çocuklarınla mutlu değilsin. Sen yuvanda mutlu değilsin. Yani diyelim ki apartmandaki bir insan ya sizin evden her gün gürültü geliyor. Ya şamata geliyor. Yani her gün kavganız var. Beni nereye çağırıyorsun?
Davetçinin bir profili olması lazım değil mi hocam? Öyle yani tabii. Allah Resulü mesela Hazreti Ayşe onu tanımlarken Allah Resulü'nü yürüyen Kur'an olarak mesela tanımlıyor. Yani Kur'an'ın hayat bulmuş hali, Kur'an'ın el ayağı bedene bürünmüş hali olarak ifade ediyor. Davetçinin de burada bu misyonu ümmedir. O daha geniş bir. Biraz daha hani şahsiyet mahiyetinde tabii. Biz çok hani geniş denklemde girmeden en azından hani bir vatandaş olarak, Seyfullah olarak bir hani davetçiysem eğer üzerimde taşımam gereken şahsiyet nasıl olmalıdır? En azından hani böyle birkaç maddede sıralarsak hocam eğer. Şimdi siz daha ciddi konuya girdiniz. Yani bu Allah'ın Resulü'nün ahlakının Kur'an oluşu ve bakınca bunun görülmesi, bilinmesi bunlar tabii muhteşem şeyler. Bunlar evet. Aslında kaybettiğimiz veyahut da belki daha hala kazanamadığımız şeyler olabilir. Ama ben daha hafiften alıyorum. Siz biraz daha ciddiye şey yaptınız. Ben biraz daha yani dünyevi mutluluklardan alıyorum. Yani diyelim ki ailevi hayatımız, yani yaşantımız, her şeyimiz. Yani adam baktığında Allah Allah ya bu adam yani aylığı şu, yıllığı şu, geliri şu, şu ama buna rağmen gözlerinin içi gülüyor. Bu adam mutlu, bu adam çocuklarıyla iyi. Halbuki ben şöyle 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 yani bundan çok alıyorum, şöyle yapıyorum ama ucucuna getiremiyorum bilmem falan. Her şeyi yani tabir caizse biz var ya bir davetçi Müslüman olarak gözetleniyoruz. Önce bunu bilelim. Önce bunu bilelim. Yani bizi, birileri bizi gözetliyor. Hele hele böyle bir çağda, hele hele böyle bir ülkede. Yani şu ortamları görüyorsunuz. Yani İslam'dan uzak, yani okullarda, okullarda, iş yerlerinde, şurada burada. Yani o kadar çeşitli bir hayat var ki öyle değil mi? Yani bir tarafta, yani bir tarafta gerçekten İslam'ı yaşamaya çalışan insanlar var. Şekliyle, şemailiyle, kılığıyla, kıyafetiyle, düşünceleriyle. Öbür tarafta fersah fersah uzaklara savrulmuş insanlar. Hep aynı sınıftayız. Aynı iş yerindeyiz. Aynı otobüsteyiz. Öyle değil mi? Aynı yani vapurdayız, gemideyiz. Ve biz izleniyoruz. Birileri bizi izliyor. Her şeyimizi izliyor. Yani o yönüyle sizin dediğiniz gibi gerçekten İslam'a halel getirmemek. İslam'a halel getirmemek birinci görevimiz. İslam bizden zarar görmemelidir. Yani bu aksi takdirde ağzımızla yaptığımız daveti silip götürür yani. Silip götürür. Her şeyimize örnek olmak. Ama ben sadece küçükten aldım. Nedir? Mutluluktan aldım. Gözlerinin içinin gülmesinden aldım. Çünkü muhterem hocam, şu anda dikkat edin. Günümüz hep stres ve bunalım dönemi. Yani insanlar her şeye rağmen gözlerinin içi gülmüyor. Gözlerinin içi gülmüyor. Mutluluğu, huzuru, saadeti bulamamışlar. Onun için biz önce İslam'la kendimiz mutlu olacağız. İslam'la öyle mutlu olacağız ki yani bu görülünce anlaşılır. Ben hep döndürüp dolaştırıp buraya getiriyorum. Ha ondan sonra da tabii uzun vadede bizi gözlüyorlar. Söylediklerimiz birbirini tutuyor mu, ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz. Hele hele ciddi meselelerde diyelim ki kısa vadede birilerine güzel görünebiliriz. Diyelim ki bir otobüs yolculuğu esnasında 15 dakika bir tabir caizse bir rol yapabiliriz. Kendimize sahip olabiliriz. Orada bizi izleyen bir insan bizden bir kötülük görmez. Bir işte bu bir beyefendidir, bir Müslümandır, şöyle güzel bir... Ama önemli olan nedir? Ciddi işlerde bizi deneyenler olacak. Alışverişimizde, daha uzun yolculuklarda. Ya biliyorsunuz, yani günümüz yolculukları oturuyoruz. Mesela uçağa biniyoruz ve hiç kimse yanındakiyle tanışmıyor. Bu ayrı bir problem ama tanışmaya da gerek kalmıyor. Niye? Vakit kısa. Ama yolculuk uzadıkça ve hele hele... Eğer meşakkatli yolculuklarsa bizim karakterimiz ortaya çıkıyor, tıynetimiz ortaya çıkıyor. Komşuysak, yani bir komşunun davetçi olabilmesi öyle kolay değildir ha. Yani sen hem birileriyle komşu olacaksın ve hem de onları davet edeceksin.
Bu böyle davetçilik çok zordur ha. Niye? Adam seni her yönüyle izliyor. Komşuluğunu izliyor. Önce komşuluk açısından seni bir puanlıyor. Sana bir puan veriyor. Eğer bu puanlar bir baraj var, onu aşamazsan yani kolay kolay yani davetin icabet bulmaz. Yani onun için hani Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken birisini böyle herhalde şey yapıyor, yargılıyor. Ve adam diyor ki uzun gider mesele de işte ben yani sen iyi bir insan mısın, düzgün bir insan mısın, yani sen iyi bir Müslüman emin misin, nesin diyor. Buna şahit getir diyor adam, evet ben böyleyim deyince adam gidiyor hemen bir tane şahit getiriyor. İşte adam geliyor, buyurun işte bu adam nasıl, bu adam işte şöyle iyi adam, böyle iyi adam, şahitlik ediyor. Hazreti Ömer yani oraya ucuz pabuç bırakmıyor adama, bir dakika diyor. Nereden tanıyorsun bu insanı diyor. Sen bununla komşuluk yaptın mı, komşun mu? Yok diyor. Peki sen bu adamla yolculuk yaptın mı? Hele hele eskinin yolculuğunda bir insanın ne olduğu ortaya çıkar. Bu çok önemli. Şimdiki gibi değil. Yani günlerce beraber belki kervanda olacaksın, devede olacaksın, mola vereceksin, yiyeceğin ortaya çıkacak, bilmem neyi, meşakkatin, her şey. Kim olduğun ortaya çıkar. Onun için Hazreti Ömer öyle diyor. Yani diyor ki sen bununla yolculuk yaptın mı? Yok. Peki ticaret yaptın mı? Yok. Ya mescitte karşılaştın değil mi? Mescitte beraberdiniz, yan yana durdunuz. Hayır, çık dışarı diyor. Yani tamam. Birini mescitte daima görmek, onun için güzel şehadet edebiliriz biz. Tamam, ben bu adamı mescitte görüyorum her zaman. Tamam, oraya kadar. Ama ondan öte, ondan ötesi lazım bize. Ondan ötesi lazım. Davette bu çok etkilidir. Yani belki birisine, yolda karşılaştığımız birisine otobüste şurada, burada veya bir parkta otururken birisine güzelce İslam'ı anlatabiliriz. Ama bu var ya biraz seyyar satıcılığa benzer. Tamam orada 15 dakika, yarım saat ne yaparız? Başarılı olabiliriz. Ama bu adam bizi izliyorsa, bu adam bizi yakinen tanıyorsa etkilemek biraz daha zor eğer zaaflarımız varsa. Ama bunun zıttı da vardır. Bazen nedir? Bazen insan haliyle, zaten ondan da bahsediyoruz da, haliyle davetçi olur. Haliyle. Yani böyle sadece karizmatik duruşunu falan, onu kastetmiyorum. Bir insan duruşuyla yani davetçi olabilir. O da işe yarar yani demek istiyorum. Ama tabii bu nedir? Bu bir insanın içine bağlı. Evet. Bir insanın içi dışına yansır. İçi dışına yansır. Yani role, kısa vadede role gelmez bu. Onun için bugün dünyada en önemli mesele insanların mutluluğu meselesi. İnsanlar mutlu mu, mutlu değil mi? Veya mutluluk kelimesi biraz bana göre şey değil. Yani tam İslami bir kelime değil. Huzur daha iyi. Huzurlu mu, huzursuz mu? Ve İnsanlar huzurunu nerede arıyor? Onu gösterebileceğiz. Onu gösterebileceğiz. Onu gösterdiğimiz an Allah'ın izniyle yani davetimiz kolaylaşır. Yani demek istediğim çenemiz yorulmaz. Çok konuşmamıza gerek kalmaz. Az konuşarak hallederiz. Niye? Geri kalan davranışlarımız, ticaretimiz, bilmem neyimiz falan yani ne yapıyor? Hallediyor. Yani belki bunun çok buna bu anlamda çok hikaye dinlemişsinizdir veyahut da menkıbe veyahut da hatıra dinlemişsinizdir. Yani insanlar bazen konuştuğumuz şeylere dikkat etmiyor. Başka şeylere dikkat ediyor. Burada belki müsaadenizle ben bunu aslında bir yerde ufacık yazmıştım da burada bir daha dile getirmek inşallah riya olmaz. Basit bir şey çünkü. Almanya'da birisiyle, Almanya'da birileri dedi ki hocam buraya bir yabancı gelmek istiyor. Ya bizim adresimizi bulmuş, İslam adına bizden bir şeyler öğrenmek istiyor. Gelsin mi? Gelsin, buyurun. Ama iyi bir tercüman da olsun. Ben patsat öyle, benimki olmaz. İyi. Öyle bir ara gitmiştim Almanya taraflarına. Geldi, birisi geldi. 19 yaşlarında bir delikanlı geldi.
Almanya'da yaşayan yabancı, Alman bir delikanlı ve sorular sordu. Biz de cevaplandırdık. O sordu, biz cevaplandırdık. Fakat bu arada şey dedi, ben her gün saat 5'ten sonra gelebilir miyim? Tabii gel dedim. Geldi. Ondan sonra yine arkadaşlar bulunuyor ama patsat anlaşıyoruz ve artık arkadaşları rahatsız etmedim. Sen gel dedim. Ve geldiğinde de bir şeye dikkat ettim. Ya ben her geldiğinde bu adamın üzerine çullanmayayım. İslam şöyle iyidir falan. Gerek yok. Atırıyoruz. Hatta bir gün yemek yapıyordum. Kendim yapıyordum. Yemeği orada bir yemek yaptım. Ondan birkaç defa yemeğe denk geldi. Ve birinde de nasıl olduysa orada bulunduğum yerde böyle fazla tabak yoktu. Yani tava, kapkacak fazla yoktu. Bir tane miydi ne? Onun için birinde bir böyle makarnamsı bir şey yaptım, yoğurtlu, soslu falan. Fakat özür dilerim, böyle mübarek bir vakitte böyle basit şeyleri anlatmak şey değil de iyi değildir ama ondan sonra nasıl olduysa buna Andras'ın, sen şu tavayı bir tut hele dedim, tut. Ondan sonra bak işte ben o şu yoğurdu şuna döktükten sonra sen o tavayı şöyle bir çalkala, yıka. Ondan sonra ona bir yağ dökelim, saça dökelim falan. Beraber şey yaptık, yedik. Ondan kısaca uzun gider. Daha sonra bu arkadaş Müslüman oldu. Elhamdülillah, güzelce katıldı. Namazımıza falan geliyor, şey yapıyor. Hep mutlu olduk, sarıldık. Ali adına Ali koyduk. Sonra gençler bir gün bunu tutmuşlar. Bununla böyle konuşuyorlar. Ya nasıl Müslüman oldun sen bir anlat hele. Bizim hocamız seni nasıl etkiledi? Hangi sözler? Yani işte beni de biraz abartıyorlar gözlerinde bizim. İşte hocamız işte çenesi kuvvetlidir herhalde bunu yendi falan pişman. Adam ne dese bir beğenirsin. Ben de hiç tahmin edeyim. Şaşırdım biliyorum. Nasıl Müslüman oldun? Hangi konularda ikna etti seni? Bana bulaşık yıkattı onun için Müslüman oldum. Allah Allah. Ben de şaşırdım. Düşündüm lan nem bulaşığı. Ha öyle bir iki gün demek ki o tavayı çalkalattım, şey yaptım falan. Sonra öğrendik ki bu insanlar var ya samimiyete hasret kalmışlar. Öyle donuk ve resmi bir çevrede yaşıyorlarmış ki öyle donuk ve resmi asık suratlı falan. Yani düşünün öyle, belki benim o kadar anlattığım şey de belki boşa mı gitti acaba diyorum. Madem Müslüman olacaktım ben sana böyle fazladan hemen şey yapardım diye. Yani nerede kişinin nereden etkileneceğini bilemiyoruz bazen. Ama samimiyet, Allah-u Teala'ya yardım ediyor. Samimi olduğumuz zaman, yani içimiz, gözlerimiz güldüğü zaman, yani nedir? İşimiz kolaylaşıyor, onu demek istiyorum. Fakat davette ayrı bir konu belki sorar mısınız bilmiyorum ama davetin en önemli şeylerinden birisi, yani büyüklere davet zordur. Yaşı bizden büyük olan insanlara, hele gençlerin kendi akranlarına çok daha etkili oluyor. Mesela dikkat edin, kardeşler yani davetçi olmaya ısrarla davet ediyorum gençleri. Niye biliyor musunuz? Nice anne babalar var, hepimiz görüyoruz. Yalvarıyor oğluna, aman oğlum ya işte sigara içme, aman oğlum aman kötü yola gitme, içki içme, işte uyuşturucu şu bu, karı kızdır bunlarla uğraşma falan yavrum diye. Yalvarıyor anneler babalar. Fakat fazla söz geçiremiyor. Ne namaza başlatabiliyor, ne bir kötülüğü bıraktırabiliyor. Ama bir gün okulda, teneffüste birisi koluna giriyor. Ondan sonra gel ya bir çay içelim diyor. Şu bu falan gel ezan okunuyor. Ve bir bakıyorsunuz ki annesinin babasının yalvar, o boş değil. Onlar yine görevini yapsın ama arkadaştan daha çok etkileniyor. Bir genç, bir öğrenci kendi sınıfındaki veya okulundaki gençlerden çok çok daha fazla etkileniyor. Ve bir davetçinin en zor etkilediği kişiler büyüklerdir. Büyükleri etkilemek çok çok zordur. Yani büyükleri hakaret değil de hele küçükler büyükleri zor etkiliyor. Niye? Yani adama bir şey anlatıyoruz. Bazen soruyor veya sormadan. Adam bir yaşı bizden büyük. Diyor ki bu saçları nerede ağarttım ben biliyor musun?
Sen giderken ben geliyordum diyor. Yani nedir? Ben buna yaşlarına taparlar bazen, haşa, hakaret değil de yani delilleri yoktur. Sadece yaşlarını ileri sürerler ve senin küçüklüğün. Ben buna şey çok örnek veririm. Sahabe, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çok ilginç bir şey vardır. Yani iyi dikkat edin, bakın Allah'ın Resulü'ne hiç yaşlıları iman etmemiştir Mekke'de. Ben bir bir araştırdım nüfus memuru gibi, zaten kolay yani, siz de bulabilirsiniz. Açın merhum Asım Köksal Hoca'nın İslam tarihini, orada ilk Müslüman olanların hepsinin böyle açık kimliğini yazar. Yani orada hepsi genç zaten hocam. Yani ortalama belki 20-25 yaşında. Hepsi gençtir. Yani Hazreti Ali'den tutun radıyallahu anh, hepsi. Hiçbir tane kendinden inanın şey yok yani. Yaşlı bir şey yok. Yalnız bir gün Ebu Süfyan, Mekke'de bir adam var. Kim biliyor musunuz? Ümeyye bin Ebi Salt. Birkaç Ümeyye var. Ümeyye bin Halep falan var. Onlar tüm baştan İslam, azılı İslam düşmanı da. Bu Ümeyye bin Ebi Salt denilen adam çok olgun, çok böyle hatta mükemmel, putlara tapmayan, içki içmeyen, harama fazla şey yapmayan, ilginç bir tip bu adam. Ve hatta bir rivayete göre peygamberliği de bekleyen, yani ahir zaman peygamberi herhalde anlatılana göre bu civardan, bu Hicaz'dan, bu Mekke'den çıkacak, ben niye olmayım ki diyen, böyle bir beklentisi olan ve akıllı, zeki, deha denilecek bir adam. Ama Allah-u Teala Abdullah'ın oğlu Muhammed'e veriyor. Bir öksüze, bir yetime, bir fakire veriyor. Bu görevi ezelden öyle tayin etmiş. Neyse, Ebu Süfyan bir gün bu adama varıyor. Mekke'de diyor ki, ey Ümeyye, gördüğün gibi bu Muhammed peygamber olduğunu iddia ediyor ve bizi de kendisine itaat etmeye, kendisine uymaya çağırıyor. Ne diyorsun? Sen bizim akıllımızsın, sen bizim dehamızsın. Ne diyorsun bu işe sen deyince? Gidin diyor. Gidin ve uyun ona diyor. Gidin ve o Muhammed'e uyun. Peki sen niye uymuyorsun? Ben diyor, doğduğunu bilirim Muhammed'im diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar dahi bir adamın tökezlediği yere bir bakın da. Yani gerçekten yaş biraz engel oluyor. Artık gururu mu, kibiri mi, kemikleşme mi, kireçleşme mi diyelim hani. Bu tür durumlarda biraz da davetçinin şeyi de önemli tabii, değil mi hocam? Davetçi de buna dikkat edecek. Onların onuruyla oynamayacak. Hani Allah'ın Resulü yapmamıştır, hata yapmamıştır. Hazreti Hasan ile Hüseyin'in o abdest meselesi var tabii, mesela. Yani tabii, bu tarz en azından hani davetçi bu misyonda giderse. Aslında evet, bu sadece İslam'a davet konusunda değil. Yani yaşı sizden küçük olandan gelen hakikati kabullenmek insana biraz ağır gelir. Yani bir profesör, bir asistandan, bir doktordan ders alabilir mi falan, yani dediğini kabullenir mi falan, veya bir amir, bir general, bir subayın, bir başçavuşun tavsiyesine uyar mı, uyumaz mı, ne kadar uyar? Yani bunlar ortada, biliyor musunuz? İslam'ın da böyle bir şeysi var, İslam davetçisinin de yani böyle bir noktası var, onu iyi bilmelidir. Tabii kimsenin hatırını, gönlünü kırmamalıdır. Fakat başa dönelim, dedik ki hani sohbetin başında dedi, önce bir niyet olacak. Evet. Önce yani biz ya Allah'a ya Rabbi bunu şey yapalım, bu sen de yardım et bunu şey yapalım. Hakka gelsin bu. Yani ben konuşayım ama sen kalbine şey ver. Ama bazen öyle değil de yani bir bakıyoruz yeniyoruz. Çenemiz kuvvetli. Münakaşa ediyoruz, münazara ediyoruz, bilmem ne yapıyoruz ve söylenmedik şeyi bırakmıyoruz veyahut da adamın bütün yollarını tıkıyoruz. Söyleyecek hiçbir sözü kalmıyor. Ama gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü biz onu davet etmedik ki, biz onu yendik. Yenmek başka, davet etmek başka. Öyle değil mi?
Yani bir şeyi yenmek başka, karşımızdaki muhatabımızı mağlup etmek ayrı bir olaydır. İslam'a davet etmek ayrı bir olaydır. Yenebiliriz. Evet. Yani nice insanları çenemizin gücüyle, kuvvetiyle, birikimimizle ne yaparız? Tabi caizse burnunu sürteriz, çamura batırırız. Ama İslam'a gelmez o. Çünkü niye biz İslam'a çağırmadık ki onu? Nefsimizi tatmin etmek için, kendi gücümüzü, kuvvetimizi, çenemizi, bilgi birikimimizi göstermek için ne yapıyoruz? Ortaya çıkıyoruz. O da tamam sen aldın. Yani bir gün bize deseler ki ya işte bu kadar uğraştın falan. Allah-u Teala bize der ki sen aldın ey kulum. Sen bekle, senin zaten niyetin neydi? Adamı çamura batırmakta batırdın. Ama İslam'a çekmek değildi. Evet, buna da dikkat edelim. Allah razı olsun hocam, teşekkür ediyoruz. Akıcı oldu hocam, ilk bölüm sona erdi. İnşallah biz ikinci bölümde tekrar kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, birinci bölüm sona erdi. İkinci bölümde görüşmek üzere inşallah. Sizin kaleminizin dokunduğu mısralar, çok beğenerek okuduğum bir şiir hocam. Bugün size de okumak istedim. Allah razı olsun. Şiir demeyelim de tabii duygu, hani ne derler, kısık ısıda pişirilmiş bir yemek diyelim yani. Uzun vadede kısık ateşte pişirilmiş bir yemek gibi. Ben de tabii yazar çünkü düşüncelerimi şey yaptım. Allah razı olsun. Yani ben özellikle şu yönünü çok hoşuma gidiyor hocam. Gerçekten İbrahim'i bir davetçi misyonuna bürünmemiz gerekiyor. Hakikaten Hazreti İbrahim'in hayatına baktığımız zaman hayatının her noktasında farklı bir merhale, farklı bir imtihan, farklı bir misyon. Yani hep hayatını ciddi manada iyi bir davetçi olarak... Davet, her şey davetten dolayı. Evet. Başına gelen ne gelmişse, evet, davet uğruna bütün imtihanlarını o şekilde veriyor. Yani güzel bir misyon ve hani akış olarak da gerçekten güncellenmiş. Özellikle çağımızın gençlerine, özellikle bizlere hitaben güzel bir hani mısralar olmuş. Bu yönüyle güzel. Ben bu mahiyette zaten hocam sormak istiyorum. Gerçekten hani şimdi davette esas olan belki hani güzel ahlak olabilir, belki bir kaleme ele alabilirsek, diğer yönü ilim olabilir. Bunların bütünlüğünde bir ahenk var. Allah-u Teala'nın dini zaten bu ahenk üzerinedir. Bu ahengi hem ortaya çıkarmak adına hem de bu ahengi insanlara aktarabilmek adına özellikle davetçinin dilinde nasıl bir tılsım olmalı hocam? Yani şimdi hayatının büyük bir bölümünü dediğiniz gibi bir Müslüman kimliği sebebiyle davetçi olarak geçirecek. Daveti, davetçilik kimliği üzerindeyken bürünmesi gereken bir şahsiyet var. Az önce de birinci bölümde anlattığımız şekilde. Yani özellikle hani dilinden dökmesi gereken, zira biz şunları çok şahit oluyoruz hocam genel itibariyle. Yani birileri bakıyoruz ki işte anılarını anlatırken, işte ben küçükken camiye gittim, camide hoca bana tokat vurdu, ben ondan sonra camiden kesildim. Veya gittim, şu falan şöyle yaptı, ben ondan sonra bir daha şunu yapmadım gibisinde mesela anılar anlatırlar. Yani davetçide nasıl bir, bu hani hem sözünde hem karakterinde nasıl bir tılsım olmalı ki böyle küskünlükleri ortaya çıkarmasın? Aslında bu sizin sorduğunuz soru birinci bölümle ilgili. Yine davetçide bulunması gereken, özelliklere ilave edilmesi gereken, evet, şeyler bunlar. Onların bir kısmını söyledim. Tekrar etmeyelim de. Fakat ben size bir soru sorayım. Velev ki en güzel davetçi oldum. Yani Allah-u Teala davetçilerin davetçisini bize tarif ediyor. Dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennebiyyü. İnna ersalnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen münira. Ey Nebi! Biz seni bir uyarıcı, bir müjdeleyici olarak gönderdik. Ve ışıl ışıl yanan bir çera ve insanları Allah'a davet eden. Yani Allah-u Teala Resulünü öyle anlatıyor ki,
Yani böyle bir kişi yani nasıl bulunabilir? Ama buyurun, buna rağmen özür dilerim, ciğeri beş para itmeyen insanlar, yani Velid bin Mughire'si, Ebu Cehil'i, şu bu falan, buyurun. Yani bir tarafta Allah-u Teala'nın böylesine muazzam ve muhteşem bir şekilde resmettiği bir portre, öbür tarafta da yalan söylüyorsun. Sen sihirbazsın olayı var. Onun için yani biz davetçinin sıfatlarını ne kadar güzelleştirirsek güzelleştirelim, yine de yankı bulmayabilir. Ve yankı bulmaktan da öte ters de tepebilir. Onun için ben En'am suresinden herhalde 36. ayet olabilir. O ayetle biraz bu olaya girmek istiyorum. Belki sizin sorunuzu hemen atlamış olacağım ama diyelim ki, yani söylüyorum, evet, çok güzel bir davetçi olduğumuz halde, diyelim ki çalıştık, çabaladık gerçekten halimizle, ilmimizle, karakterimizle, ama yani illa o zaman %100 başarılı olacağız diye bir şey var mı? Yok. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ. Andolsun ki celalim hakkı için senden önceki rasuller de yalanlandı. Dikkat edin. Yani Efendimiz şaşırıyor. Yani çünkü kendi gerçekten hakkı temsil ediyor. Kendi gerçekten Allah davetçisi, ama yani buna rağmen yalanlanıyor. Onun için ey Resulüm, hiç şey yapma, şaşırma. وَلَقَدْ andolsun ki وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ. Senden önceki rasuller de yalanlandı. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ. Ama فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. Bu kelime kelime gidelim. Çok önemli bu ayet-i kerime. Ama buna rağmen o sabrettiler. Ne de sabrettiler? Yani o yalanlandıkları konularda sabrettiler. Bunu biraz şöyle aşmak istiyorum. Yani biz bazen İslam'ın bir hükmünü ortaya koyarız. İslam'ın bir çizgisini ortaya koyarız, davet ederiz, ama birileri yadırgarlar onu, kabullenmezler. İşte o zaman sabır meselesi orada giriyor. Hem de sabrın da anlamını böylece öğrenmiş olalım. Nedir? فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. O yalanlandıkları konudan geri adım atmazlar. Allah'tan, yani diyelim ki, nedir bu sizin taptıklarınız? Yani yazıklar olsun, üffin lekum ve lima ta'budune min dunillah dediniz değil mi? Allah emretti, de ki yuh olsun size de, taptıklarınıza da. Nedir bu? Elehüm ercülün yemşûne biha, emlehüm eydin yebdışûne biha, emlehüm ayunun yubsırûne biha, emlehüm âzânün yesmeûneha. Bunların ayakları mı var da yürüyecek, elleri mi var da tutacak, gözleri mi var görecek, kulakları mı var? Buyurun, bağırın, çağırın, size hiçbir şey vermeyecek bu putlarınız. Demekle emrolunuyor bütün peygamberler, putperestlere. Şimdi davete bakın. Peki, işte böyle bir durumda ne diyor? Adamlar kabullenemiyor bunu. Allah Allah, şuna bak, bizim ilahlarımıza, bizim putlarımıza dediğine falan. İşte dikkat edin, burada şeytan devreye giriyor. Nedir şeytan devreye? Şeytan şöyle devreye giriyor. Ya ben biraz sert mi söyledim acaba? Ya bu adamlara iyi dokundu falan. Ben bunu biraz yumuşatayım falan. Yok diyor. Yani orada duracaksın diyor Allah-u Teala. Yani ben sana bir hakkı söylettirdim. Geri adım atmak yok. Söylediğinde bir yanlışlık var mı? Yok. Niye geri adım atacaksın? Onun için sabret. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. Demek ki davet bir yere tosluyor tabiri caizse. Karşıda inat insanlar var, küfür var. Oraya varıp orada duruyor, tökezliyor. Ve ondan sonra ilginçtir. Bu defa orada kalıyor ama geri adım atma şeysi de var. Ama Allah-u Teala işte diyor, onlar geri adım atmadılar. Ey Resulüm, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece zannetme ki sen yalanlandın. Senden önceki bütün rasuller yalanlandılar. Bunu bil bir defa. Yani sadece herkes görevini yaptı, herkesin daveti kabul gördü de
benim davetim kabul görmeye zannetme, görmüyor zannetme. Senden öncekilerin davetleri de böyle vardı. Bir yerde kilitlendi, kördüğüm oldu. Ama onlar ne yaptılar? Onlar sabrettiler. Evet, aynen böyle söylüyorum. Duyduğunuz gibi aynen mesele budur dediler. Ve bir de bu defa ve uzu eziyet başladı. Yani geri adım zorlatmalarının dışında bu defa fiili olarak eziyet başladı. Yani gerçekten yani bütün peygamberler eziyet görmüşlerdir. Yani davet esnasında eziyet görmüşlerdir. Bu yadırganacak bir şey değil. Niye ya? Ama gerçekten düşünebiliyor musun? Adamların bütün birikimlerini yıkıyorsun bir şeyle. Müsaadenle onlar da karşı çıksınlar. Yani basit bir olay değil yani. Adamlar şu ana kadar gelmişler. Yani elleriyle büyütmüşler, dilleriyle büyütmüşler kendi taptıklarını veya kendi değerlerini, illa put demeyelim. Kendi bir takım batıl düşünce ve değerlerini öyle yüceltmişler ki sen gelmişsin onları yani eliğin tersiyle aynen masanın üstündeki şunları en pahalı şeyleri yere devirir gibi deviriyorsa müsaadenle onlar da ayağa kalkacak, yakanı tutacak veya hop bir dakika ne yapıyorsun falan diyecekler öyle değil mi? Ha peygamberlere öğüt verme değil de Allah-u Teala öğüt veriyor böyle seninle. Ama işte dikkat edin. Ve uzu hatta etahum nasruna. İşte bizim yardımımız o zaman gelecek. Yani sen direneceksin, sabredeceksin, eziyette göreceksin. İşte bekle. O zaman bizim yardımımız. Ondan önce yardım bekleme anlamı var burada. Ondan önce yardım bekleme. Yani bunu belki hata ediyor olabiliriz de aslında Allah-u Teala'nın bu kanununu kulları da kullanıyor. Nasıl? Mesela bazen devletten şuradan buradan yardım diyelim ki bir iş yaparken bilmem ne yaparken yani devlet diyor ki sen biraz bir şeyler yap da göreyim ondan sonra. Öyle değil mi? Bu nedir? İnsanın fıtratında vardır. Sen varıyorsun işte ben hayvancılık yapacağım ben işte arıcılık. Önce yani şu bir ahırını yap özür dilerim. Yani bir kovanlarını diz. Bir tarlanı görelim. Tapulu tarlanı. Duvarlarını kaldır. Şunu şey yap falan. Ondan sonra de ki ben bittim. Bak. Yani ben bu işi yapmak için iyi niyetle yola çıktım. İşte gerek hayvancılık, gerek tekstil, şu bu falan bunları yapacağım ama ben bittim. Ben tükendim. O zaman öyle mi? Bakıyor tamam o zaman. Allah-u Teala'nın yardımı da günah olmasın. Böyledir. Ya Rabbi bittim ben gördüğün gibi. Cebimdekiler bitti. Bileğimdeki güç bitti. Ondan sonra ayak dizlerimdeki bitti. Ondan sonra aynen yani Taif dönüşü. Evet. Taif dönüşünde Allah-u Teala'nın bir yardım kanununu görüyoruz. Sen biteceksin. Hatice'n ölecek, vefat edecek. Amcan vefat edecek. Taif'te taşlanacaksın. Oradan da ümidin kesilecek. Her şey bitecek. O zaman Allah-u Teala devreye girecek tabiri caizse. Davet de böyledir. Davet de onun için bunu niye söylüyorum? Davette bazı şeyleri yüksünmeyelim. Yani diyelim ki yani ben çağırdım. Günah olmasın Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı biraz suçlama değil de Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın ufak bir zellesi var. O budur işte. Çağırıyor. Kimse gelmiyor. Veya çok az insan geliyor. Yani ciddi davette bulunuyor. Ondan sonra gelmiyor. Ondan sonra o da biliyorsunuz oradan çekip gidiyor. Hicret emri almadan, hicretine müsaade edilmeden oradan çekip gidiyor. Ondan sonra da başına o işler geliyor. Yani nedir? Allah-u Teala'nın kanunlarını çok çok iyi bileceğiz. Her yerde geçerlidir bu. Sünnetullah diyoruz. Davetçi özellikle buna çok çok dikkat etmesi gerekir. Ve hemen gocunmaması gerekir. Yani ben işte söyledim ya, ben ona işte şu bırak bu içkiyi dedim falan veya diyelim ki yavrularımızın namazı. Yavrularımızı namaza kaldıracağız, namaz kıldıracağız. Ya namaz için şey yapıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki dikkat edin Bismillahirrahmanirrahim. Çok ilginçtir. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ehline namazı emret, çağır, davet et. Yalnız üzerinde dur. Üzerinde dur. Öyle değil mi? Üzerinde dur. Namazı bil bir defa. Namaz nedir? Namaz belki ayrı bir konu inşallah başka bir gün veyahut da anlatıyoruz da yine de bir cümle söyleyeyim. Yani Türkiye'de
Bazı kardeşler yanlış biliyorlar. Yani burada işi sert konuşmak veya tekfir yapmak değil de namaz, yani öyle zannedildiği gibi ibadetlerden bir ibadet değildir. Namaz, İslam'ın ta kendisidir. Onun için yani kimse terk edemez. Terk edemez. Allah'ın Resulü'nün ashabının içerisinde ben şöyle bir iddiada bulunuyorum. Buyurun. Bakın ortada kitaplar var. Diyorum ki evet, yani Allahu Teala onlardan yerine göre radıyallahu anhum ve radu'an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah. Bu müthiş bir derece, öyle değil mi? Evet. Bir insan bu kadar, bir topluluk, topluluk ancak bu kadar yüceltilebilir. Öyle değil mi? Ama gelin ben size bu toplumun içinde bir tane de olsa hırsızlık yapanı bulayım, göstereyim. Bu toplumun içinde zina yapan bir tanesini bulayım, çıkarayım, vardır. Ve bu toplumun içerisinde namuslu bir kadına iftira eden var mı? Var. Dedikodu yapan çok ama var, örnekler var. Ama siz de bana bir tane deyin ki hocam, bu senin övdüğün veya Allah'ın övdüğü bu cemaat var ya, bu sahabe, onların içinden bir tane de şu adamla var ya, ezanlar okunurmuş, vakit geçerimiş, namaz kılmazmış diye bir tane adam gösterin. Bir tane örnek gösterin. Gösteremezsiniz. Niye biliyor musunuz? Bırakın Müslümanları, münafıklardan bile gösteremezsiniz. Münafıklardan. Niye? Allah-u Teala münafıkları anlatırken اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. Yani münafıklar var ya, guya Allah'ı aldatmaya çalışırlar, kendi kendilerini aldatırlar. Peki kim, ne yaparlar bunlar? Yani onlar وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Onlar namaza kalkarken tembel tembel kalkarlar. Ama kalkarlar. Kalkmasınlar da göreyim. Çok önemli bir olay. Evet. Yani burada basit bir İslam'ın sertliği değil. Yani siz sahabenin içinde değil, yani münafıkların içinde bile namazı terk eden insan göremezsiniz. Sen bunu böyle bildikten sonra ve bir babasın, bir ağabeysin, bir annesin. Yavrularını namaza çağırırken, kaldırırken ben söyledim birkaç defa. Olmaz. Bu nedir? Aynen uçuruma giden, yani şurada oturuyoruz ya. Bir ama geldi elinde o beyaz şeysiyle veya yok, gidiyor. Yani gözü görmeyen bir ama insan geldi, şuradan gidiyor. Ve şurada bir şey var, uçurum var ya. Düşecek oraya. Tamam, biz de diyoruz ki arkadaş bak, iki adım daha atarsan orada bak sağ tarafın var ya, orası nedir? Orası uçurum. Bir gidersen Allah korusun, yani helak olursun. Ona göre dur orada diyorsun. Fakat adam gidiyor. Sen der mi? Ben dedim diyor. Olur, kalkıp ya sarılırız ya, sen ne yapıyorsun ya diye adamın eline ayağına sarılırız, tutarız, geri çekeriz değil mi? Yavrularımız böyle. Yani davetimiz buna benzemelidir, böyle olmalıdır. Eğer inanıyorsak, yani eğer Allahu Teala'nın emirlerine, namaza bu şekilde inanıyorsak, onun için Allahu Teala mur ehleke bis salati ve istabir aleyha, üzerinde dur diyor. Sabırla dur, hem çağır, emret, davet et, hem de ısrarlı ol, ciddi ısrarlı ol. Benden söylemesi, ben birkaç defa söyledim de ya, olmaz öyle. Olmaz öyle. Dünyevi en basit bir meselede bile bunu ne yapıyoruz? Yani bazen yanlış bir şey yiyorsa sofrada, yani hemen elini bile tutuyoruz. Yeter ya, yeter bu yediğin falan. Efendim ben birkaç defa dedim, şey yaptı, olmuyor. Ne yapıyoruz? Dünyevi bir konuda çok ısrarcıyız. Niye? Biliyoruz, gözümüzle görüyoruz onun zararını. Engelliyoruz veya teşvik ediyoruz. Yani bazen yavrularımıza zoraki, ya oğlum bak işte ya sahura kalktın. Yani bırak şu gözünü bir sil, yani yüzünü bir yıka. Yani uykudan şey yapıyor, ya oruç tutacaksın yarın. Şunu, şu lokmayı bak, şunu da şuradan iki kaşık daha al diye anneleri görüyoruz. Veya babalar zorluyor evlatlarını. Niye? Yani önemli bir olay. Yani sabırla. Yani efendim ben dedim, ya sabahleyin çocuk uyanacak zavallı, okula gidecek ve oruçtu, aç gidecek. Ondan sonra ben dedim akşam ki, gece dedim ki sahurda ye oğlum dedim, ye. Öyle olmaz. Kalmıyor. Onunla kalmıyor. Üstüne vardıkça varıyoruz. Onun için davet bir anlamda böyledir. Davette
asla yani Ebu Cehil'e kaç defa meşakkatli bir yoldur hocam yani. Ha, bedeli dert, var bedeli. Yani. Şimdi bedeli birkaç çeşit, hem böyle bedeli var hem de tabii İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı ya? Ne yaptı? İnsanları Allah'a çağırdı. Karşılığı da nedir? Ateşte yanmakmış. Ateşe atılmakmış. Yani bu nedir? Yani diyebilir mi? Ya Rabbi ben böyle olduğunu bilmiyordum yani. Ben güzelce sen dedin, ben çağırdım ama yani beni ateşe atıyorlar falan. Yani bu konuya biz çok biliyoruz da. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam belki bize kolay geliyor da yani öyle müthiş bir olay ki şöyle zannediyor bazıları. Yani ey İbrahim, yani belki bunu demiyor ama inanın çoğunun kalbinde var, bakıyorum da yani tahayyülünde var. Ey İbrahim sen yani çağır Nemrut'a, şöyle yap, bunu böyle yap, işte putlarını kır, şu bu falan, ama korkma. Seni ateşe atacaklar ya, ben seni yakmayacağım. Allah-u Teala böyle bir kopya vermiyor. Dikkat edin, bazıları öyle zannediyor. Yani kopya verdi, biliyor Cebrail'i yok. Ya Allah-u Teala yanmasına müsaade edebilir miydi? Edebilirdi. Nitekim nice peygamberler şehit olmuş, öyle değil mi? O zaman haşa Allah-u Teala'nın büyüklüğünden, azametinden bir şey eksili mi? Ya bir peygamberini koruyamadı. Yok, onun şehit olmasını istemiştir. Ya Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın boynu kesilmiştir. Yani onun için, yani demek istediğim bunlar şey değil. Yani göze almak lazım. Bedeli vardır. Ama bazen bu dünyada olur. Ama ahirette olduğuna kalıbımızı basıyoruz. Yani bu davetimizin ahirette karşılık bulacağına Allah'ın izniyle biz iman ediyoruz. Ama bu dünyada bazen icabet ederler bize, gelirler, fevş fevş gelirler. Bazen de gelmeyebilirler. Ama boşa gitmez. Bizim hiç davetimiz boşa gitmez, karşılıksız kalmaz. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Yani davet işin belki hani sonuç boyutuyla bir yönü cehdir, bir yönü de derttir. Yani bu iki yol arasında her ikisinden de yüklene gideceksiniz. Allah razı olsun cümlemize, hocam. Çok çok teşekkür cümlemize ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi. Kıymetli hocam Mehmet Göktaş ile bugün daveti konuştuk. Kıymetli Reber TV izleyenleri. İnşallah faydalı olmuştur. Şahsen hem feyz aldım hem ders aldım diyebilirim. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sahurunuz bereketli olsun. Geceniz muhabbetli olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.